Hazırsak hocam bunu yap, bunu yapmaya geçelim diyorum. Sevgili izleyiciler, O kadar hızlı geçti mi geçti hocam zaman kırmızı kalemde biliyorsunuz hızlı geçiyor. Sevgili izleyiciler, bu haftaki bunu yap, bunu yapma köşemiz hazır. Şimdi hemen birinci soruyla başlayalım. Hocam, soruları hızlı okumak için hızlı okuma kursuna gideceğim demiş bir öğrenci. Bunu yapsın mı, yapmasın mı? Evet, bir yanda kitaplar var, bir yanda da teknik ve taktiklerin verildiği kurs adı altında insanların büyük umutlar bağladığı çeşitli organizasyonlar var. Yani hızlı okuma kursları adı altında. Acaba soruları hızlı okumak için hızlı okuma kursuna gitmeyi öneriyor muyuz? Bir cevap gelsin. Evet, suratımızı buna astık çünkü çocuklar bakın. Kitap okumanın yerini hızlı okuma kursu almaya kalkıştı, başaramadı. Matematiğin yerini mental matematik almaya çalıştı, başaramadı. Yani her şeyde bir sahtecilik fason oluşuyor zaten. Hızlı okumanın iki tane önemli yolu vardır İsmail soruları. Bir, kitap okuyacaksınız. İki, anlamlı öğreneceksiniz. Anlamlı öğrenirseniz sürekli anladığınız ve algıladığınız için beyninizin daha hızlı hareket ettiğini, çünkü okuma hızının anlama hızıyla da bir anlamının olduğunu bilmemiz gerekiyor. Yani anlama hızınız iyiyse okuma hızınız da Peki fazla. bu şimdi çok önemli bir konu. Hızlı okuma ile ilgili de birçok kitap var. Hatta geçen hafta sevgili Adem Karafilik hocamla da stüdyomuzda geldi, tanıştık. Yıllardan beri de 30 küsürüncü baskıydı. Mesela o tip peki Anladım. kitaplardan Anladım. faydalanmasınlar İsmail, mı? ben hiçbir kitaba yasak demem. Şimdi hocalarımız orada hızlı okumanın içinde anlayarak okumayı ve kitap okumayı da tavsiye ediyorlar. Bizim işte Adem Karafilik Adem hocamız. Hocam var, şey var, İsmail İsmail. Güler var. Yani bunlar zararlı şeyler değil tabii ki. Kitaptan Ki bir bahsediyorsun öğretmen da. bu arada Adem İsmail, Adem Karafilik. Hocayı seviyoruz zaten. Biz orada sorun şu bu değil. Ama insana sen kitap okuma. Gel ben sana kursunu vereyim. İngiltere'de bununla ilgili bir çalışma yapılmış mesela. Kurs anında hızlı okuyorlar, kurstan çıkınca hızlı okumuyorlar. Hızlı okuma bitiyor. Neden bitiyor? Sen kursta çünkü bir tane materyali veriyorsun ve ona odaklanıyorsun. Ama sınav dediğin olguda zaman mefhumu var, kaydırma korkusu var, işte dış sesi göz ardı etmiş var, şu var, bu var. Onun için aynı ortam değil zaten. Ben bilerek atıfta bulundum. Bir de eğitimci öğretmen olmayanların bu işe girmesine aslında çaktırmadan atıfta bulunmak Evet. istedim. İkinci soru, bu yıl YKS'yi kazanacağımı düşünmüyorum. Çalışmayı bıraktım ki şu anda birçok öğrenci bu modda hocam. Doğru mu düşünüyorlar? Evet, bir öğrenci eğer bu yıl çalışmayı sınavı kazanamayacağını düşünüyorsa gerçekten bırakmalı mı? Bir cevaba bakalım önce. Duyduk. Asla. Peki neden asla? Bunu şöyle değiştirebilirdik. Ben sınavı kazanamayacağımı düşünüyorum, kazanamayacağım artık. Hiçbir zaman da bir daha sınava girmek istemiyorum, girmeyeceğim. Çalışmayı bırakayım. Evet, bırak derdik. Peki bugün çalışmayı bırakacak olan çocuk seneye sınava girecek mi? Yine başlamayacak mı muhakkak? Evet, o zaman şimdiden bakın buradaki kaybedeceği en kritik 2 ayı kaybetmemiş olacak. Onun için bu yıl tercih yapmayacaksanız bile 27 Haziran'ın sonuna kadar bu sınava ciddi olarak kendinizi hazırlayın. Sıradaki sorum, çalıştığım konuları kısaca gözden geçirmeden masadan kalkmıyorum demiş bir öğrenci hocam. Evet, çalıştınız, masadan kalkacaksınız ama sonra dur diyorsunuz. Ben de çalıştım, tekrar bakıyorsunuz. Bu zaman kaybı mıdır? Bunu yapmalı mısınız, yapmamalı mısınız? Evet, cevap gelsin. Evet, bunu yapmalısınız. Çünkü sevgili öğrenciler, biz defaten söylüyoruz. İnsan beyni her şeyi anlar ama çoğunu kaydedemez. Çünkü en azından bu alanın bilim insanlarından aldığımız bilgi böyle ve bizim de gözlemlerimiz eğitimci olarak böyle. İnsan beyni anladığını değil, üzerinde durup dikkatini yönelttiği, tekrar ettiklerinin farkında olarak ya da olmayarak onları kaydediyor. Onun için lütfen masadan kalkmadan az önce çalıştıklarınıza göz atmanızın o konuyu aklınızda tutmanız açısından önemli olduğunu bilmeniz gerekiyor. Dördüncü soru, çözemediğim soruları online olarak öğretmenime gönderiyorum. O da bana çözüyor, geri gönderiyor demiş bir öğrenci hocam. Evet, cevap gelsin. İsmail, bu soru Zambiya'dan mı, Güney Afrika'dan mı gelmiş? Hocam bu Çok ilkel bir soru. Evet, bunu çok büyük bir teknolojik maharetmiş gibi
Türkiye'de maalesef ballandıra ballandıra anlatıyorlar. Çok iyi ediyorsunuz. Yani eskiden yüz yüze eğitim olduğu dönemde de bunu yapıyorlardı ve bunu bir ayrıcalık olarak anlatıyorlardı. Çocuğa online gönderiyor soruyu çocuk, çözemedim diye hoca da online çözüyor gönderiyor. Bu sadece bir sorunun çözümünden haberdar olmaktır. Öğrenme dediğimiz birçok aşamayı içinde barındıran bir süreci kapsamıyor. Sevgili öğrenciler, öğretmeninize online olarak hocam ben bu soruyu çözemedim. Bak ipucu da istemeyin. İpucu bağımlılığı diye bir kavram var çünkü. Çözemedim. Bu konuda eksiğim ne olabilir? Hoca yazar. Farkın türevini evladım çok iyi bilmiyorsun türevdense. Çalış, çözersin. İşte rehberlik budur. Yoksa ben çözeyim sen seyret. Türkü gibi bu ya İsmail. Evet, hızlandık hocam. Son sorum, sınava az kaldı ama yine de ben hobilerime zaman ayırıyorum ve devam ediyorum demiş bir öğrenci. Ne yapsın hocam bu öğrenci? Vallahi bu soruyu Hakan hocama da soralım İsmail. Çocukların hobileri yasaklanıyor. Çocukların İsmail sofrada oturmasına kısıtlama getiriliyor. Çocukların yemek masaya, uyku çıkası kısıtlanıyor. E peki bu çocuk kaygıyla ve stresle nasıl baş edecek? Şimdi cevap gelsin. Evet, hobilerimize zaman ayırmak zorundayız. Aksi halde az sonra Hakan hocamızı dikkatle dinleyin. Ne kaygıyla baş edebilirsiniz, ne dikkatinizi sağlıklı olarak koruyabilirsiniz. Onun için sevgili öğrenciler, unutmayın ki siz sadece öğrenen bir canlı değilsiniz. Aynı zamanda beyninizin başka ihtiyaçları da var. Onları da doyurursanız motivasyonunuz daha mükemmel olur diyoruz. Bunu Instagram bonus hocaya yükleyeceğiz. YouTube bonus hocaya da yükleyeceğiz. Haftaya yeni bir bunu yap bunu yapmada buluşacağız.